İyi günler, herkese merhabalar. Ben Sözer Makine Sanayi'nden Genel Müdür Ahmet Sözer. Sözer Makine Sanayi ne yapar? Sözer Makine Sanayi kimya sektörüne yönelik makineler yapar. Biz bir aile şirketiyiz. 1946 kuruluşu, babam kurmuştur. Biz ikinci nesil olarak geliyoruz. Perşembe pazarıdır bizim esas ilk başlangıcımız Karaköy'de, Perşembe pazarıdır. Zaten Türkiye'de sanayi Perşembe pazarında başlamıştır. İşte Perşembe pazarında küçücük bir oda kadar yerden küçük Mustafapaşa'ya, İstanbul'a geldik. Orada büyümeye başladık. Önce 2 tane, 3 tane derken 4-5 tanelik yere geçtik ama apartman altlarındaydık. Tabii onlar da az gelince, ben daha henüz o zamanlar okuldaydık. Orası da dar gelmeye başlayınca birkaç yere dağılıp da üretim yapmak çok zor oluyordu. Bu sefer Eyüp'ün üzerinde Topçular'da bir yere geçtik. Orada 110 metrekarelik bir yer vardı. Fakat Keresteciler Sitesi diye anılırdı. Keresteciler Sitesi'nde malum kereste yükü olduğu için çok statik zeminde kolonlar vardı. Fakat bizim de görüyorsunuz, burada makinalarımız hacimli. Tabii orada 110 metrekarelik yerde 3-4 kat alındı, yapıldı ama üst katları kullanamıyorduk. Alt katlarda da çok kolonlar vardı. Netice itibariyle tabii orası da olmayınca bu sefer İme Sanayi Sitesi'ne geçtik, Dudullu'da. Orada en büyük iş yeri 600 metrekarelik ve hiçbir kolonu yoktu. Bizim için çok büyük bir yer diyorduk. Geçtik, hakikaten çok güzeldi ilk iş başlar. Çünkü 110 metrekarelik bir yerden 600 metrekareye geçmek bir ferahlık sağladı. Fakat gün geçtikçe işler büyüdü, projeler büyüdü. Yurt dışına ihracat yapmaya başladık. En sonunda işte 1990'lı senelerde, ben tabii okulu da bitirdim, mühendis çıktık. 90'lı senelere gelince Azerbaycan'dan güzel bir iş alındı. Büyük bir proje gerçekleştirdik orada. Anahtar teslimi bir projeydi. Fakat tabii 600 metrekarelik yerlerde yine o büyük projeyi gerçekleştirmek çok zor oldu. Ve projenin sahibi de Aliyevlerdi. İlham Aliyev'in damadı bir proje istemişti bizden. 600 metrekarelik yerde her ne kadar kolon olmasa bile tabii hacimli makineler yapıyoruz. Bir tır dolusu yapıyoruz. O makinaları tıra yüklüyoruz. Gidiyor. Yer açılınca tekrar bir tır daha yapıyoruz. Tabii bu çok uzun sürdü. Bu durumda ne yapmamız gerekirdi? Daha büyük bir yere taşımamız gerekirdi. Neticede ondan sonra şimdi yönetime de girmiştim ben o senelerde Dudullu'daki İMES Küçük Sanayi Sitesi'nde. Ve orada İMES Organize Sanayi Bölgesi diye bir yer kurduk. Kurucusundayım aynı zamanda ben. Orada 4750 metrekarelik bir yerde fabrikamızı kurduk. Şimdi işte bu gördüğünüz makineler hep orada üretilmekte. Biz bu geçmişte çok iyi bir makine yapabilirsiniz. Fakat bu çok iyi bir makineyi eğer satamazsanız yaptığınız bir işe yaramayacaktır. Satmak için ne yapmak lazım? Kendinizi tanıtmanız lazım. Tanıtmak için de en güzel yol fuarlara katılmak. Aşağı yukarı 20 küsür seneden beri Artkim'le çalışıyoruz. 20 küsür sene önce belki Artkim'in birçok şeyleri vardı, rakipleri vardı. Onlarla da biz çalışırdık. Fakat netice olarak Artkim hakikaten, işte Ahmet Bey'i buradan tebrik ediyorum. Cengiz Bey'i keza aynı şekilde tebrik ediyoruz. Hakikaten işini seven kişiler. Biz nasıl işimizi severek yükseldiysek, Artkim'de de Ahmet Bey'in olsun, Cengiz Bey'lerin olsun hakikaten çok katkıları olmuştur. Bize de vesile olmuştur. Biz yaptığımızı satabilmemişsin, işte buralarda olmamız gerekiyordu. İşte buralardayız şimdi. Çok güzel de tesislerde kurduk. Organizasyon çok başarılı, tebrik ediyoruz. İşte ikinci gündür, ikinci gün yani dışarıda kar, yağmur olmasına rağmen dün de çok kalabalıktı. Bugün de bayağı şiddetini artırmasına rağmen dışarıdaki hava şartları yine ziyaretçiler oldukça fazla. Hem sadece yurt içi değil, yurt dışından da çok ziyaretçilerimiz geliyor. Bütün bunların bir artısı oluyor. Onun için de ekibinize, size çok çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Teşekkür.